Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle özgüven hakkında konuşacağız. Şimdi özgüvenin ne olduğunu söylemeden önce ne olmadığından bahsetmek istiyorum. Özgüven şöyle bir şey değildir. Dünyadaki en zeki, en güzel, en yetenekli insan olduğunuzu düşünmek, ben her işin altından kalkarım demek. Kapitalist sistemin bence getirdiği düzende her şey artık bir tüketim malzemesi haline gelebileceği için özellikle bu kişisel gelişim alanında insanların kendilerini sevmeleri, kendilerine şefkat duymaları, kendilerinin her şeyi hak ettiğini düşünmeleri büyük bir pazarlama aracı haline geldi. Ve bunun getirilerinden biri de bir insan başarılı olmasındaki en büyük faktörün özgüvenle olduğunun savunulması. Şimdi tabii ki de yaptığınız işte kendinizden emin olmanız ya da en azından dışarıya böyle bir izlenim vermeniz sizin başarınızı etkiler. Ama sırf özgüvenle de bir başarı elde etmek bence imkansıza yakın bir durum. Bugün bence özgüveni beraberine getiren faktörler göz ardı edilirken özgüven bir konsept olarak çok fazla gözler önüne seriliyor. Ben bunu Osmanlı Devleti'nin batılaşma zamanına hadi artık yenilik getireceğiz deyip Lale Devri'nin yaşamasını ve gelen bütün ıslahatların sadece gösterişi yani yüzeysel bir şekilde kalmasına benzetiyorum. Şu anda da özgüvenli olmanın yolunun biz daha güzel görünmekten, daha iyi bir vücuttan, daha çekici olmaktan yani hep dış faktörlere bağlı bir perspektiften inceliyoruz. Peki özgüven ne? Şimdi TDK tanımına bakmadım. Ama benim lügatıma göre özgüven insanın ona verilen araçları en iyi şekilde kullanma kabiliyeti ve dolayısıyla elindeki imkanlarla en iyi sonuca varabileceğine olan güvenidir. Yani biraz uzun bir tanım oldu ama bence basit tanımlar aslında bizi yanlış yönlendiriyor zaten. Şimdi ne dedim? Elindeki araçları iyi kullanabilme kabiliyeti. Bunun içine ne girer? İnsanın zekası, dış görünüşü, elinde olmayan belirli faktörler. Mesela şunu genelde gözlemlersiniz. Daha varlıklı ailelerden gelen insanlarda doğuştan diyebileceğimiz o kendine güven havası vardır. Çünkü arkasının sağlam olduğunu bilir aslında. Biraz daha dengesiz ortamlarda büyümüş çocuklar dış dünyaya bir tedirginlik izlenimini daha çok verir. Bu yüzden bence aslında özgüveni tek bir faktörle ele almaktan ziyade kişiyi kişi yapan bütün özellikleri göz önünde bulundurmamız ve bunları en iyi nasıl optimize ederiz onu düşünmemiz lazım. Ben özgüvenin diğer her şeyden önce kesinlikle kişinin kendi arasıyla olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani dış dünyaya verdiğiniz izlenimden öte kendinize verdiğiniz izlenimin daha ön planda olması gerektiğini savunuyorum. Çünkü siz dışarıdan ne kadar başarılı, ne kadar güzel, ne kadar çekici, ne kadar şanslı biri olarak görülüyor olsanız bile sonuçta hayatınızın bütün alanlarını navige eden insan siz olduğunuz için kendinize karşı bir tedirginlik duyarsanız o zaman yaptığınız bütün işlere de o tedirginliği yansıtacaksınız. Bunu belki çok iyi rol yaparak saklayabiliyor olsanız bile bu kesinlikle sizin o işe normalde vereceğiniz eforu azaltmanıza sebep olur. Çünkü bir işin içinde kendinizi kaybetmektense, tamamen ona odaklanmaktansa arka planda her zaman acaba şu anda nasıl görünüyorum, şu anda şöyle yapmalıyım, mimiklerimi şöyle yönetmeliyim, işte şöyle soğukkanlı durmalıyım diye bir sürü daha eforunuzu gerektiren mevzuyla kafanız yoğunlaşacak aslında. Ve bu aslında çok faydalı bir perspektif. Çünkü şöyle, bu özgüvenin doğuştan kazanılan ya da ya var ya yok gibi bir durumdan öte süreçle aslında birlikte ilerleyen bir konsept olduğunu yansıtıyor bence. Çünkü şöyle, sizin özgüvenli olmanızı sağlayacak bir sürü faktöre sahip olabilirsiniz. Ailenizin maddi durumunun yerinde olması, dış görünüşünüz, aklınız, belirli kabiliyetleriniz, iyi bir eğitim almış olmanız vesaire vesaire. Fakat bütün bunlara rağmen eğer sorumluluklarınızı yerinize getirmezseniz, mesela arkanıza hep başka biri topluyorsa, güzel olabilirsiniz ama insanlarla olan ilişkilerinizde sadece güzelliğinizi bir araç olarak kullanma gereği duymuş, kişiliğinizin diğer hiçbir yönünü geliştirmediyseniz, yine de özgüvensiz olursunuz ve mesela bir erkekle olan konuşmanızda o zamana kadar sadece güzelliğinize dayandığınız için istediğinizi elde etmeye gelince iş, o erkek sizin güzelliğinize karşı negatif bir yorumda bulunursa ya da sizden daha güzel biriyle mesela denk geldiğinde sizi bırakırsa o zaman özgüveniniz iyice zedelenir. Çünkü aslında ortada bir özgüven yok. Ortada sadece bir kendinizin dışında olan faktörlere güven var. Mesela aileye güven, dış görünüşünüze güven, zekanıza güven. Bunlar aslında sizi hep geride bırakabilecek, hep yanıltabilecek şeyler. Neden? Çünkü bu dünyadaki en güzel kişi siz değilsiniz. Bu dünyadaki en zeki kişi değilsiniz. Size her zaman bu konularda alt edebilecek insanlar olacak. Ve eğer siz kendi benliğinize bütünüyle sağlık değilseniz bu faktörlerden biri yerle bir olunca siz de kişi olarak yerle bir olacaksınız. O yüzden bence özgüven kazanmanın
en önemli yolu işte görünüşünüze önem vermeye başlamak, çok fazla kitap okumak, ders çalışmak vesaire vesaire. Diğer bütün bunlardan önce gelen temel konsept kendinize verdiğiniz herhangi bir sözü tutmak. En minimal alanlarda bile yaptığınız değişiklikler sizin benliğinize duyduğunuz güveni arttıracak bence. Düşünelim, siz şöyle bir insansınız. Özgüveninizin az olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu geliştirmenin en iyi yolunun da daha güzel bir vücuda sahip olmak olduğunu düşünüyorsunuz. Atıyorum mesela belirli bir dönemde kilo aldınız diyelim ve bundan dolayı eskisinden olduğunuzdan daha az özgüvenlisiniz. Gayet normal bu arada. Yani ben şey de demiyorum, dış görünüş asla özgüveni etkilemez. Her şey tamamen içsel demiyorum kesinlikle. Mesela ben en basitinden bu videoyu çekeceğim diye göz kalemi sürdüm. Bu üstü giydim. Ha zaten dışarı çıkacağım. O yüzden bunları yapacaktım ama hani yine de mesela yataktan kalktığım halimle bu videoyu çekmekle biraz daha kendime çeki düzen verip çekmek arasında bir fark var. Kilo vermek istiyorsunuz ve kendinize bir plan yaptınız. Atıyorum yani saçma sapan bir plan yapmadığınızı varsayalım. Kendimi aç bırakacağım 2 haftalığına gibi. Mesela bugün spora gideceğim diyorsunuz. Bugün spora gideceğim, çarşamba spora gideceğim vesaire vesaire. Yediğime içtiğime biraz daha dikkat edeceğim. Şimdi siz o gün bugün spora gideceğim diye bir söz verdiniz kendinize. Bu şey gibi bir arkadaşla buluşma planı yapıp sonra son anda ekmek gibi bir şey. Biriyle program ayarladığınızda o karşınızdaki kişi süsleniyor, hazırlanıyor, vaktini ona göre değerlendiriyor. Ve siz buluşmaya atıyorum 10 dakika kala arıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya benim gelesim gelmedi, yapmasak olur mu? Ki çoğu zaman böyle bile demezsin. Hani çoğu zaman bir arkadaşınla bir program iptal etmek istediğinde gerçeği söylemezsin dahi. Dersin ki işte teyzem merdivenden yuvarlanıp kafasını yarmış ya da çok hastayım, zatüre kaptım vesaire vesaire. Yani gerekçenizi sizin dışınızdaki faktörlere bağlarsınız. Bunu aslında günlük hayatta biz kendimize karşı da yapıyoruz. Mesela spora gitme sözü vermişsiniz kendinize ve okuldan geliyorsunuz, işten geliyorsunuz, çok yorgunsunuz. Diyorsunuz ki ya çok yorgunum, işte bugün çok yoruldum, ben zaten işime gittim, ben geçim derdim var. Burada bunlar yaslanamayacak problemler ama konuyu anlatmak için biraz abartarak söylüyorum. Zaten kişisel gelişim koçları hep kendinize şefkatli davranmanız, eğer yorgunsanız bedeninize vakit ayırmanız gerektiğinden bahsediyor. Ben belli ki yorgunum, fiziksel olarak bu sporu yapabilecek kabiliyette değilim şu anda. Ve şu anda benim yapmam gereken şey kendime merhametle davranıp, toksik sağlık kültürüne kapılmadan kendi bedenimi dinleyip bugün spora gitmemem. Ve kendinize aslında bunu haklı çıkarıyorsunuz. Tabii ki de böyle olan bazı durumlar olur. Ama mesela siz spora gideceğim kararı aldığınız gün daha aylardır spor yapmamışken bedeninizin yorgun olması çok da mantıklı bir seçenek değil. Orada aslında yaptığınız şey aynı bir arkadaşınızı ekçeğiniz zaman yaptığınız gibi kendi kararınız olan bir şeyi tamamen sanki sizin kontrolünüzün dışındaymış ve dış faktörlere bağlıymış gibi bir gerekçe sunaraktan yapmamak. Fakat nasıl ki bir arkadaşınızı eğer devamlı olarak hani üst üste bahanelerle dahi olsa ekerseniz o arkadaşınız sizden ne olur sor, der ki ya ben seninle mi uğraşacağım, benim vaktim var, benim bir sürü başka arkadaşım var, ben sürekli senin dengesizliklerine gelerekten çünkü artık sizin o programa geleceğinize güvenmiyor. Çünkü o güveni sağlayamamışsınız. Her buluşacağınız zaman son dakikada iptal ediyorsunuz ve o kişiyi mahcup bırakıyorsunuz. Şimdi aslında kendinizi de mahcup bıraktınız. Çünkü kendinize bir kere dersiniz ya bugün spora gitmeyeceğim, çok yorgunum. Sonra çarşamba geldi, çarşamba da çok yorgunsunuz. Cuma geldi, çok yorgunsunuz. Belli ki sizin yorgun olmanız aslında bir bahane ve fiziksel bir gerekçesi yok. Çünkü o zaman hayatınız boyunca mı yorgun olacaksınız? Yani bunda da bir sıkıntı var. Ve artık siz kendinize olan o güveni sarsınız. Yani sizin içinizde bence insanın içinde birden fazla benlik var. Yani o an, ya bunu bence yok zaten. Bunu Freud mesela id, ego, süperego diye ayırmış. Ama daha gündelik bir bağlamda baktığımızda da mesela oradaki bahaneniz kendime merhamet göstermek istiyorum. Kendi vücudumu dinlemek istiyorum. Kendime saygılı olacağım işte. Kendime zorbalık yapmayacağım falan fito ya. Bu noktada aslında bütün bu söylediklerinizi borçlu olduğunuz kişi o anki spora gitmek istemeyen haliniz mi, yoksa bundan birkaç saat önce kendine spora gitme sözü vermiş olan, muhtemelen daha rasyonel düşünmüş olan kişi mi? Abi. Bu noktada bunun farkında olun olmayın şöyle bir izlenime sahipsiniz artık. Ben canım istediğimde spora gideceğim. Ben o motivasyona eriştiğimde spora gideceğim. Oysa kendinize verdiğiniz söz bundan bağımsız olmalı. Mesela bir arkadaşınızı 4 kere ekmişseniz artık 5. kere buluşmaya karar verdiğinizde
en azından utancınızdan o sırada en son yapmak istediğiniz şey buluşmak bile olsa gidersiniz değil mi? Gitmezseniz de o arkadaşlık muhtemelen devam etmez. Çünkü artık karşınızdaki kişi sizi çok saygısız görmeye başlamıştır. Ve özgüvenle öz saygı bence aslında birlikte kullanılması gereken terimler. Hatta özgüvende çok büyük bir anlam karışıklığı yaşandığı için günümüzde bence öz saygıya dönsek daha bile mantıklı olabilir. Şimdi bu cepte tamam mı? Kendinize verdiğiniz sözleri ne kadar tutarsanız özgüveniniz o kadar yükselir bence. Ve bu dediğim gibi çok daha faydalı bir perspektif. Atıyorum direkt tipinizi düzeltmeye çalışmaktansa ya da herhangi bir başka bir alanda iyileşmeye çalışmaktan. Çünkü bu süreçte kendinize kanıtlayabileceğiniz bir şey. Ama çoğu zaman şöyle oluyor. Çoğu zaman insanların özgüvensiz hissettiği bir gün oluyor. Yani bende de oluyor tabii. Ve hani o gün içerisinde kısa vadede çözüm gerektiği için ve çoğu insan yani şimdi bana kızmayın. Ama çoğu insanın hayatı boyunca da yalnız kaldı. Yani kendisiyle baş başa kalıp atıyorum telefona bakmak, video izlemeyi kastetmiyorum. Dikkatini dağıtmadan kendisiyle bir gün geçirdiği, başka kimseden medet ummadan kendi gereksinimlerini karşıladığı, duygusal gereksinimler başta olmak üzere. Böyle bir an çok sık yaşanmadığı için insanlar ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Ve o acı fazla geliyor. O özgüvensizlik çünkü gerçekten insanın değersiz olmasına eşdeğer bir duygu bence. Günümüzdeki problem de bu bence. Şimdi sen yeni yaptığın bir şeyde nasıl özgüvenli olabilirsin ki? Ancak şöyle olur. Önceden bilgi edindiğin bir alanın benzeri bir alanda çalışmaya başlarsan o zaman özgüvenli olman evet beklenir. Ama yine de tamamen özgüvenli davranamazsın. Çünkü alışık olmadığın bir ortam. Yani en basitinden yurt dışına hiç aşina olmadığın, daha önce gitmediğin bir şehre gittiğinde tamam şehir ne demek biliyorsun. Hani kendin de şehirde yaşıyorsun. Orada binalar görüyorsun, sokaklar görüyorsun, metro hattı var. Ama tutup da oranın yerlisiymiş gibi bir özgüvene sahip değilsin. Hatta fark edersiniz bir yerde uzun süre kalırsanız, yani uzun süreden kalsın bu 4-5 gün bile olabilir. Artık 4. gündeki davranışlarınla o şehrin içindeyken ilk geldiğin gündeki davranışların arasında çok büyük bir fark vardır. İlk gün böyle başı koparılmış tavuk gibi etrafta gezinirsin. İşte yanlış metro hattına binersin. Caddelerin adını bilmiyorsundur o yüzden sürekli kaybolursun. Ama artık 4. günde zaten o kadar süredir o şehirde barındığın ve düşe kalka öğrendiğin için gerçekten bir yerli kadar olmasa bile çok daha özgüvenli davranabilirsin. Bence bizim kendimize göstermemiz gereken hani şefkat bu noktada devreye gelebilir. Kendimize göstermemiz gereken tolerans bu. Bir işe ilk başladığında tabii ki de cebelleşeceksin ve tabii ki de mal gibi duracaksın bu dönem. Yani yine kendimden örnek vereyim. Ben mesela boksa başlamıştım. 2 ay falan oldu. Boksa ilk gittiğim zamanlar abi ne kadar gücüme gidiyor. Bir de benim basketbol geçmişim olduğu için yani öyle hayatında hiç spor yapmamış bir insan da değilim. 10 yıl basketbol oynadığım için özellikle de fiziksel alanlarda yetersiz hissetmek bana iyice kötü hissettiriyor. Çünkü diyorum ki ya nasıl olur ya öyle hayatında hiç sporla uğraşmamış bir insan da değilim. Nasıl çözemem boks yapmayı? Çünkü amele gibi duruyorum tamam mı? Amele derken çünkü gerçekten mal gibi duruyorum yaparken. Hani sıfır koordinasyon, sıfır postür vesaire vesaire çok sinirleniyordum. Ve gidesim gelmiyordu. Hani gidesim gelmiyordu dediğim geliyordu. Kendimi geliştirmek istiyordum. Ama ders sırasında gerçekten çok kötü hissediyordum. Çünkü orada işte bazen salonda başka öğrenciler de oluyor. İşte hoca var. Onlar seni görüyorlar öyle mal mal yaptığını. Yani kimsenin bu arada bu kadar umurunda değil sizin ne yaptınız. Çünkü insanlar yaptığınız son işe bakıyor. Kimse durup da siz çok iyi bir noktadayken sizin en kötü ilk başladığınız andaki pozisyonunuzu gözünüzün önüne getirmiyor. Getirirse de hani kıskanıyor dersiniz. Diğer insanlar da sallamaz. Mesela başarı hikayelerinde hep ne anlatılır? İşte benim 11. sınıfta derslerim çok kötüydü. 12'de o kadar çalıştım ki tıp kazandım vesaire vesaire. Yani insanlar orada şey demez. Ya sen de 11. sınıfta gerizekalıymışsın o zaman. Çünkü matematikten 30 almışsın atıyorum. Sen nasıl tıp kazanacak adamsın? Artık aksini kanıtladığınızda zaten geçmişe dönüp kimse geçmişteki halinizi göz önüne sermeyi gerekli bulmuyor. Neyse sonuç olarak ben boksa devam ettim ve o pratikle beraber hani belirli bir düzeye geldim. İlk başladığım şekildeki gibi değilim. Çünkü böyle oluyor. Yani özgüven şimdi şey değil. Senin asla tecrüben olmayan bir alana gidip böyle ağ gibi yürüyüp sonra ya ben bu işin altından kalkarım demek değil. Bunu yaptığında tabii ki de komik durursun ve belirli bir alkıştığın işlerde kesinlikle bir alçak gönüllülük barındırman lazım. Çok tecrübeli olsan da daha yeni başlıyor olsan da ama özellikle hani biz şey sanırız deneyim kazandıkça alçak gönüllü davranmak gerekir. Bence asıl alçak gönüllülük bir sürü iyi olduğun alanın varlığını bilirken yeni girdiğin bir alanda hiç de kabiliyetli olmadığını kabul etmektir. Özellikle bu mesela
zeki insanlarda biraz görünür. Zeki insanlar hayatları boyunca kendi akıllarına güvenerekten belirli şeylerin altından çok çalışmadan kalkabilmeye alıştıkları için ilk başarısızlıklarında normal bir insandan daha çok tepki gösterirler. Çünkü şey diye düşünürler. Ya nasıl yani, benim aklım bir mesai harcamadan, diğer insanlar kadar uğraş vermeden onlarla aynı seviyede, hatta belki daha iyi iş çıkarmaya kabiliyetliydi. Şimdi nasıl olur da benim aklım beni yüzüstü bırakır gibi. Alçak gönüllülük eksikliğidir. Çünkü sen aslında ne kadar akıllı olursan ol, diğer alanlarda ne kadar donanımlı olursan ol, hiç de tecrüben olmayan bir alanda orada o kadar emek vermiş insanın seviyesinde değilsin. Hani şey muhabbeti vardır ya, bakın bunu kesin biliyorsunuzdur. Bundan daha önce de bir videomda konuşmuştum. Şimdi eğer bunu yapmıyorsanız üstünüze alınmayın. Ama MF'cilerde hep şöyle bir izlenim vardır. Ya benim alanım o kadar zor ki zor, evet kesinlikle zor bir alan. Ve hatta birçok noktada TM derslerinden, TM bölümlerinden daha çok ders çalışmayı gerektiren, bakın daha akıllılık değil, daha çok ders çalışmayı gerektiren bölümler, MF bölümleri. MF'cilerden bizim ülkede ezelden beri şöyle bir algı vardır. Ya ben bu kadar matematik fen yapabildiğime göre, yani bu salak TM'lerin yaptığı her şeyi zaten hayli hayli yaparım. Hani böyle mesela MF'lerin sınav anında paniğe kapılıp bir anda TM'ye geçmeye, o anda karar vermelerinden bile bu anlaşılabilir bence. Şu anda ülkede çok fazla mühendis mezunu olduğu için iş bulamayanlar ne yapıyor? Daha alanlarında biraz daha yetersiz kalan mühendisler TM bölümlerine yöneliyorlar. TM bölümlerinin aslında meslek edineceği alanlara yöneliyorlar ve işverenler de bence çok büyük bir deneyimsizlikle MF'lerin daha zeki olduklarına kanaat getirerek o bölümü okumuş adama değil de mühendislik okuduğu için ve mühendislik daha zor bir bölüm olduğu için o kişiye o işi veriyor. Bunu ben YouTube'dan çok takip ediyorum, belirli kanallardan. İşte mesela mühendislik okumuş adamın İşletme, uluslararası ilişkiler gibi daha insan odaklı bölümlerin yapacağı mesleklere yönelmesi. Yani mesela o insanın belki de bu alanlarda hiçbir kabiliyeti olmasa bile bir alanda çok kabiliyetli diye öbür alana da onun kolaylıkla aktarılabileceği düşüncesi, yanılgısı diyelim hatta. Şimdi bu hem kendini bilmemek hem de dediğim gibi üstünlük taslamadır bence. Her bunu yapan kişi aşağılık kompleksi olduğundan yapmıyor. Bazı insanlar gerçekten de hayatları boyunca bu tür işte sen çok zekisin, sen çok güzelsin gibi iltifatlar duydukları için artık egoları ona alıştığından dolayı kendilerini gerçekten diğer insanlardan daha üstün hissediyorlar. Benim bunu çok gözlemlediğim iki insan tipi oldu. Gerçekten güzel olan insanlar. Ya bu insanlar genellikle belirli bir güzellik standartında olan insanlar oluyor. Yani gerçekten alışılagelmiş bir güzellikse, çok sıra dışı bir güzellikse bu yine pek fayda etmiyor o kişiye. Çünkü mesela çocukken o kadar da iltifat toplamamış oluyor. Yani böyle bir şeyin yaşanması için bence yetiştirilme tarzında bile kişinin belirli özelliklerinin çok ön plana çıkarılması gerekir. Çünkü o zaman insan, ya tamam ben şöyle üstünüm, ben diğer insanlardan şöyle daha iyiyim diye kendini ve başkalarını kandırmaya başlıyor. Diğer insan tipi de zaten direkt zeki olanlar. Şimdi zeka öyle bir şey ki pratiğin başaramadığı bir sürü şeyi zeka başarabiliyor. Fakat pratik eksikliğinde zekanın kompanse edemeyeceği de çok fazla şey var. Mesela sırf tecrübe ve el alışkanlığına bağlı mecralarda gerçekten zekanızın pek bir faydası olmuyor. Oradaki zekanızın faydası maksimum başka insanları sizin kabiliyetli olduğunuza inandırmaya yönlendirmekle olabilir. Aslında beceremediğiniz bir işi becerdiğinize rol yaparaktan o insanları ikna edebilirsiniz ve bu noktada zekanız değer kazanır. Evet, ama o işi gerçekten yapmak bazen uğraş vererek, kabiliyetsiz olduğunuz halde emek harcayaraktan, kabiliyetli hale gelmeye çalışaraktan elde ediliyor. Şimdi güzellik kesinlikle özgüvenin büyük bir porsiyonunu oluşturuyor. Fakat bu neden? Birincisi, bu bütün insanlar için böyle değil. Şimdi ben özgüveni kendimce tanımlarken ilk başta ne dedim? Size verilen imkanlar çerçevesinde en iyi sonuca ulaşabilme kabiliyeti. Elinizdeki araçlarla edineceğiniz sonucu optimize etme. Şimdi kızlar erkeklere nazaran çok daha fazla özgüvenlerini dış görünüşleri üzerine konumlandırıyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi bizim sadece kız olmamız olamaz. Bunun altına yatan bir sebep olmalı değil mi? Şöyle bir örnekle biraz size beyin jimnastiği yaptırmak istiyorum. Bir erkek ne zaman özgüvensiz hisseder? Bunu bir düşünelim. Tabii ki de bu kişiden kişiye değişecek bir şey ama ben size bir senaryo kurayım. Mesela sizi çok güldüren bir erkek vardır ve onun şakalarını sürekli gülerekten "Aa, sen ne kadar komik çocuksun" dersin. Ve bu mesela flörtleştiğiniz biridir diye düşünelim, tamam mı? Sonrasında başka bir ortama girdiğinizi, orada
atıyorum arkadaşınız Ege var. Arkadaşınız Ege'yi yanınıza çağırıyoruz. Ve arkadaşınız Ege'nin yaptığı bütün şakalara gülmeye başlıyorsunuz bu sefer. Arada sizin flörtleştiğiniz eleman da birkaç şaka patlatıyor ama onları çok sallamıyorsunuz. Çünkü o kadar komik değiller. Belli ki Ege daha komik bir insan. Ve bunu hem sen biliyorsun hem de o flörtleştiğin çocuk biliyor. Şimdi bu noktada hiçbir erkek bence, tabii erkek olmadığım için bunun teminatını tamamen veremem ama bence bu noktada hiçbir erkek ya benim işte burnum çok büyük olduğu için Ege ile konuşuyor, İşte Ege daha yakışıklı, Ege daha şöyle falan diye düşünmez. Çünkü şimdi hadi diyelim siz öyle muazzam yakışıklı bir insan değilsiniz. Şimdi bir kere bu insanla flörtleşmeye başlamadan önce siz zaten dış görünüşünüzün belirli bir miktarda farkındasınızdır ve muazzam yakışıklı değilseniz bu kızın ilgisini çekebilecek başka bir sürü erkeğin olabileceğinin farkındasınızdır. Fakat oldu da bu kız size ilgi gösterdiğini belli ettiyse ve siz işte atıyorum flörtleşiyorsanız artık bu noktada erkekler için bence dış görünüşleri bir özgüvensizlik sebebi olmaktan çıkıyor. Zaten benim kanaatimce ilk başlarda bile dış görünüş onlar için o kadar önemli değil. Çünkü kızlar yani kadınlar karşı cinste dış görünüşe de tabii ki bakıyor ama dış görünüşün yanında o erkeği gözümüze değerli kılabilecek bir sürü faktör var bizim için. Karizmatik olması yakışıklılığa bağlı olabileceği gibi aynı zamanda o kişinin hareketleri, jestleri, konuşma tarzı, kendi kültürü vesaire vesaire ya da aklına mesela tav olunabilir. İşte şakalarına. Genelde mesela kadınlar hep der ya beni güldüren erkek. Şimdi kadınlar mesela hep bir komik erkeklere karşı sempati duyarlar ya. Hatta bunun makarası olur internette. Şimdi senaryomuza geri dönelim. Ege çok komik bir tipleme ve sizi güldürüp duruyor. Şimdi bu noktada o flörtleştiğiniz erkek kendi dış görünüşünü baştan aşağı analiz etmeye başlamıyor. Yani demiyor ki Ege işte zaten daha yakışıklı. Hatta Ege daha çirkin diyelim. Hadi daha çirkin demeyelim de Ege de o erkekle neredeyse aynı seviyede diyelim. Ya orada bir erkek sanmıyorum ki keşke işte biraz daha yakışıklı olsaydım diye düşünmüyor. Orada nasıl benden daha komik olabilir diye düşünüyor. Nasıl benden daha çok bu kızı güldürebiliyor diye düşünüyor. Çünkü biliyor ki sizin gözünüzde o kişiyi değerli kılan şey onun çok komik olmasıydı. Onun sizi çok güldürebilmesiydi. O yüzden o erkeğin o sırada aklından geçen şey onu benden daha çok güldürebilen bir erkek varsa niye benimle kalmaya devam etsin ki? Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Bence kadınların özgüvenlerini, dış görünüşlerini etkilemesinin sebebi de bir erkeğin kadında en çok dikkat ettiği şeylerden birinin güzellik olması. Şimdi bu konuda bana kızan çok fazla insan oluyor bunu dediğimde. Yani çünkü buna değindiğim iki tane video çekmiştim. Fakat ben hala bu pozisyondayım. Yani benim pozisyonuma göre bir erkeğin bir kadına ilgi duyması için gerçekten onu güzel buluyor olması çok önemli. Yani bu illa sizin güzel olmanıza bağlı olmayabilir. O erkeğin gözünde mesela birkaç davranış yaparaktan daha da güzelleşmiş olabilirsiniz ama sizin güzel görünmeniz hep bir element bence orada. Bu sebepten dolayı kadınlar dış görünüşlerinin bir araç olduğunu farkındalar. Ne aracı? Eğer heteroseksüelseniz karşı cinsin ilgisini çekmenin en büyük aracı. Çünkü hani şöyle olmuyor arkadaşlar. Belki böyle olması gerekirdi ama gerçekten bence hepimiz artık farkındayızdır. Şöyle olmuyor yani bir erkek sizi görüyor. Sizin tipinizi aslında çok da beğenmiyor. Ya böyle de demek istemiyorum ama mesela ona çok hitap etmiyorsunuz. Ama yine de geliyor sizinle tanışıyor. Sonra bakıyor. Çok güzel konuşuyorsun. İşte çok mantıklı şeyler söylüyorsun. Çok kültürlüsün. Çok bilgilisin. Çok komiksin. Hani bir erkek bunlara bakıyor sonra diyor ki of tam kafama göre bir kız. Sonra o sırada dünyalar güzeli bir kız geliyor. Onunla da konuşuyor. Hani o kız o kadar kafasına yatmıyor ama kız çok güzel. Bu noktada olacak şeyi söylüyorum. Siz o erkeğin kanki toşkosu olacaksınız. O kızla o erkeğin sevgilisi olacak muhtemelen. Yani çünkü onlar için güzellik gerçekten bu noktada çok önemli. Hem güzel hem mantıklı konuşan bir kızsanız çok güzel olan bir kızdan daha avantajlı konumda da olabilirsiniz bu arada. Yani her şey güzellik demiyorum. Tabii ki de her kişinin zevki değişmekle birlikte en azından o etkilemeye çalıştığınız insanın gözüne hitap etmek önemli bir faktör. Ve biz bunu aslında biliyoruz. Biz bunu bildiğimiz için dış görünüşümüze bu kadar önem gösteriyoruz. Mesela düşünün siz kız arkadaşlarınızın yanındayken mi tipinize daha çok önem gösteriyorsunuz? İşte en küçük ayrıntılar gözünüze çarpıyor. Yoksa mesela bir erkekle ilk date'inize giderken ya da karşı cinse tanışma imkanınızın olduğu bir ortama girerken mi? Çünkü biz arkadaşlıklarımızda en önemli şeyin dış görünüşümüzün olmadığının farkındayız. O yüzden kişiliğimize dair noktalar bizi belki daha özgüvensiz kılabiliyor. İşte bu kız daha havalı, bu kız daha cool, bu kız daha soğukkanlı. İşte keşke ben de onun gibi olsaydım vesaire vesaire. Ya, o zaman arkadaşlıklarda
bu konuda özgüvensizlik yaşıyoruz. Özgüvenin bence en bağlı olduğu faktör sizin belirli bir alanda bir şeyi elde etmek için kullanacağınız ilk aracın durumuna bağlı. Ne demek? Biraz dolambaçlı konuşuyorsam kusura bakmayın ama benim aklımda her şey biraz böyle ilerlediği için daha basit bir şekilde aktarmakta bazen zorlanıyorum. Bu da benim eksikliğim. Özgüven aslında sadece dış görünüş değil ya da özgüven sadece zeka değil. Özgüven sizin elde etmek istediğiniz bir şey var. O şeyi elde etmek için kullanacağınız temel bir araç olacak. Mesela karşı cinsi etkilemek istiyorsunuz. Temel aracınız en azından ilk başta güzelliğiniz olacak. Atıyorum ilişki içerisindeyken bile özgüvensiz hissedebilirsin. Neden? O kişinin seni aldatabilme potansiyeli vardır. Sen çok güzel bir kız olsan bile ve bunun farkında olsan bile, bunu karşınızdaki kişi bile farkında olsa dahi, atıyorum senin o kişiye sağlamak istemediğin bir durum vardır. O yüzden o ilişkide olduğun insan o ihtiyacını başka birinden gidermek ister. Seni aldatır. Hani burada aslında senin dış görünüşünün hiçbir rolü olmamıştır olayda. Sen çok güzelsin, sen çok iyi kalplisin, sen çok akıllısın diye tabii ilişkinizi sürdürmeyi de tercih edebilir. Ama bir anlık içgüdülerine kapılarak seni aldatabilir o ihtiyacını karşılamak için. Ve sonra sen kara kara düşünüp durursun. Ya işte bunların hepsi yeterince güzel olmadığım için oldu. O yüzden olayın onunla bir alakası yok. Yani ya bunu şey üzerinden de örneklendirebiliriz. Şimdi spesifik bir alanda elde etmek istediğin hedefe yönelik kullanacağın araç dedim ya. Bunun da aslında herkes farkındadır. Mesela YKS'ye gireceğin gün İstersen podyuma çıkacakmış gibi hazırlan. Dünyanın en güzel, ya istersen o okuldaki en güzel kız ol o gün. Bunun özgüvenine hiçbir faydası olmayacak. Yani tutup şey demeyeceksiniz sınav kağıdı önüne geldiğinde. Of, şu anda o kadar harika, ateşli görünüyorum ki gerçekten bu sınavı başaracağım. Hani belki bir nebze bu arada bir faktör oynar ama... Bebiş. Bebiş. Hello. Ya belki bir nebze bir faktör oynar ama sen o zamana kadar o sınava hiç çalışmadıysan sırf güzel görünmek senin o sırada kıçını kurtarmaz. Şimdilik bunları söylemiş olayım. Üstüne belki bir tane daha video çekeyim. Görüşürüz.